Dünya Veteriner Hekimler Günü. İlk defa Dünya Veteriner Hekimler Birliği tarafından 2000 yılında alınan bir kararla kutlanmaya başlandı. Ülkemizde ise Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin düzenlediği bir organizasyonla 28 Nisan 2001 tarihinde kutlanmaya başlanmıştır. Veteriner hekimlik mesleği, insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığının birbirinden ayrılamaz unsurlar olduğunu ifade eden tek sağlık kavramının temel direğidir. Hiç kuşkusuz ki koruma tedaviden üstündür. Yaşadığımız salgın nedeniyle dünya bu gerçeği maalesef acı bir şekilde tekrar hatırladı. Ekonomik güçleri, sanayi, teknoloji, askeri güç ve yüksek yaşam standartlarıyla dünyada başı çeken ülkeler de dahil olmak üzere COVID-19 zoonoz salgını nedeniyle adeta bilim kurgu filmlerini aratmayacak sahneler yaşandı, yaşanıyor. İnsanlar en basit bir tıbbi maskeyi dahi bulmakta güçlük yaşadılar. Bahsedilen birçok ülkelerde yoğun bakım ünitelerinin yetersiz kalması, sağlık personellerinin de hastalıktan etkilenmesi nedeniyle belli yaşın üzerindeki hastalar tedavi edilmeyip kaderine terk edildiler. Aşı ithal etmek için ülkeler birbiriyle yarışa girdi. Aralarında siyasi krizler yaşandı. Koskoca devletler paralarıyla aşı satın almakta güçlük çektiler. Tüm bu tablodan Türkiye olarak ders çıkarmalıyız. 21. yüzyılda artan dünya nüfusu, çığ gibi büyüyen şehirleşmeye bağlı yoğun insan etkileşimleri ve metrekareye düşen insan sayısındaki artış, savaş ve ekonomik nedenlerle yaşanan göçler ile birlikte ülkelerin, hatta kıtaların sınırları gün geçtikçe sembolik hale gelmektedir. İlelebet yaşamasını arzu ettiğimiz ülkemizin bekası için askeri güç ve savunma sanayisi paralelinde dışa bağımsız, sürdürülebilir gıda üretimi ve sürdürülebilir toplum sağlığı olmazsa olmazdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yılını ve mübarek Ramazan ayını idrak ettiğimiz bu günlerde kutladığımız Dünya Veteriner Hekimler Günü vesilesiyle ülkemiz açısından stratejik önemi olan bir konuyu tekrar hatırlatmak isterim. Tek sağlık yasasının bir an önce çıkmasını ve kapatılan Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ile taşra teşkilatlarının yeniden açılmasını, veteriner hekimler olarak meslek taassubundan öte yalın bir vatanperverlikle acil olarak talep ediyoruz. Ramazan ayının kutsal vatanımıza, Türk milletine hayırlar getirmesini diliyor, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Veteriner hekim meslektaşlarımın Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlu olsun.